Merhaba arkadaşlar. Bugün Benşaim isminde bir kasabaya geldik. Açıkçası ben de çok detaylı bilmiyorum ilk kez geldiğim için. Ama çok tipik bir Alman kasabası olduğu için de bir yandan paylaşmak istiyorum. Çünkü keyifli bir havası var. Üstelik gerçek anlamda otantik öğeleri de barındırdığını düşünüyorum. Tabii ki her Avrupa şehrindeki yine aynı meydan yapısı, işte bir kilise. Bunu geçen gün sanki beni dinliyormuş gibi Elon Musk paylaşmıştı. Gerçekten de böyle. Her Avrupa şehrinde ortak tarihi paylaşmalarına da bağlı olarak benzeri bir yapı var. Şöyle göstereyim size. Tabii çok erken bir saatte ben Benşaim'a geldim. Dolayısıyla sokakta çok fazla insan görmüyoruz. Birçok dükkan da kapalı. Ama yine de gezmeye değer, görülmeye değer yerler bunlar. Bir de tabii benim dediğim gibi yani biraz seyahat etmeye merakım var galiba. Yeni bir şeyler görmeye, denemeye. Buraya bugün neden geldiğimi de sonra uzun uzun anlatırım. Çok hoş. Almanya demek, bürokrasi demek, bürokrasi demek, bir sürü evrak demek. Evrakların hepsini hazırlayabilmek için oradan oraya koşturuyorsunuz. Her biri için yapmanız gereken farklı işlemler var. Evet. Bu binaların etrafının böyle olmasının da bir sebebi vardır da bunu kime soracaksın? Bilen birini bulman lazım. Evet, çok güzel. Yine bir başka meydana çıkıyoruz. Tabii burada çeşme gibi bir şey var ama muhtemelen çeşme kullanılamıyordur. Öyle devam ediyoruz. Buranın da bürger bürosu burasıymış bakın. Neden önemli? Çünkü Almanya'ya geldiğiniz anda kamusal anlamdaki ihtiyaç duyacağınız tüm belgeleri temin edeceğiniz yer. Artık adını nasıl çevirirseniz çevirin. Belediye mi dersiniz? Kamu idaresi mi dersiniz? Evet. Burası da çeşitli kafeteryaların olduğu, bir şeyler içebileceğiniz güzel bir yere benziyor. Bunlardan birinde birazdan ben de arkadaşımla beraber ziyaret edeceğim. Gerçekten seviyorum böyle yerleri yani. Dışarıya masa atılmış. İşte basit, çok da gösterişli olmayan yerleri seviyorum. Nişantaşı'nda tek bir sokakta aynı ambiyansın var olduğunu söyleyebilirim. Yine Taksim'de tek bir sokakta aynı şeyin olduğunu söyleyebilirim. Kadıköy'de Nazım Hikmet bahçesiydi sanırım. Buna benzetiyorum. O yüzden beğeniyorum. Yani şu basitlikte olmalı her şey hayatımızda işte ya. Bu kadar basit. Hemen yolun sonunda bakayım. Yok, yanıldım. Acaba yine bir kiliseye mi çıkacak yolumuz diye. Çıkmıyor sanırım. Havanın soğuk olmadığını söylersem yalan olur.
Ama şunu söyleyebilirim. Mannheim'ın şehir merkezi kesinlikle buralardan daha sıcak. Yani burası soğuk. Ben Mannheim için şu an soğuk olduğunu söylemek zorundayım. Bayağı ciddi bir derece olarak düşüş yaşadık. Bu arada şunu da eklemem gerekiyor. Tabii ki ve tabii ki buraya gelirken aslında binmemiz gereken treni yarı yolda bırakıp başka bir tren almak zorunda kaldık. Çünkü çok sık olduğu gibi trende bir problem oldu. Başka bir güzergah üzerinden buraya ulaşmak durumunda kaldık. Buna engel olamıyorsunuz. Burada trenlerle ilgili böyle bir problem var. Değişmiyor yani. Trenler ve otobüsler daha doğrusu hiç değişmiyor bu problemler. O kadar soğuk ki. Üşümemek, üşütmemek mümkün değil. Ne kadar tatlı bir yere çıkmışız tesadüfen. Yani gelirken bir tereddüt etmiştim. Ama yok. Gerçekten çok sıcak buldum burayı da. Evet, güzel. Bugün için yani sadece etrafı göstermek adına videoyu çok uzun tutmayacağım. Dediğim gibi gerçekten de hava soğuk ve üşüdüm. Daha da gitsek muhtemelen benzeri çok daha güzel kısımlarına varacağız ama bugün için bu videoyu burada noktalayacağım. Tabii kendi ders yoğunluğum da olduğu için çok fazla gezi yapamıyorum. Kusura bakmayın artık onun için. Umarım beğenirsiniz. Çok teşekkür ediyorum takip ettiğiniz için. İyi günler herkese.